Aferin size. Kızcağız zaten gidecekmiş. Ya Deniz'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu evde evladının kokusu hürmetine kalıyordu. Çok gözyaşı döktü burada, çok. Günahına girdin kızım bir de. Ya benim duygularım? Kocamın eski eşiyle aynı evin içinde yaşıyorum. Benim ne hissedeceğimi hiç düşündünüz mü? Bir de üstüne taşıyacağı annelik konusunda Deniz olsun diyorsunuz. Bu normal mi sizce? Söyleyin bana, bu normal mi? Allah Allah, taşıyacağı annelik nereden çıktı? Çocuk sahibi olabilmem için tek çözüm buymuş. Biz de Azimet Hanım'a söyleyince... Deniz yapsın dedi. Hiç şaşırmadım. Hiç olacak iş mi? Bunu da yaptın ha babaanne. Bravo sana. Duydunuz mu? Aileniz de aynı fikirde. Ben ne bileyim böyle büyüteceğinizi. Garibanın yarasına merhem olur sandım. Ya söylemedim mi sana Serhat? Aynı şeyi söyledim. Sana da söyledim Zümrüt. Başka bir şey dedim mi? Elini vicdanına koy. Daha ötesi bir şey dedim mi sana? Babaanne daha ne diyeceksin? Tamam, sen daha fazla karışma, hadi gidelim. Biz yanlış bir şey yapmadık, merak etme. Sen yapmadın. Ben yaptırdım. Ben gitsin dedim. Çok önceden söylenmesi gerekiyordu zaten. Bu çok güzel bir şeymiş. Işık anneler gününde vermişti. Ben de çok seviyorum. Ne güzel. Ben hiçbir zaman böyle bir duygu tadamayacağım. Yani hayır, öyle demek istemedim. Gerçekten üzülmüyorum da artık zaten. Hem Serhat dedi ki kimsesiz bir çocuğu evlat edinebilirmişiz. O da bizim çocuğumuz olur dedi. Değil mi? Hı hı. Bu da bak bitti bile. Kolay gelsin. Serhat Demirkan ben. Otelinizde bir misafirim kalıyor Deniz Hanım. Ona saygıda kusur edilmesin, hizmete kusur edilmesin lütfen. Benim aradığımı da söylemeyin ama. Teşekkürler. Aa, Zümrüt abla kızmakta çok haklı. Bakma suratıma öyle babaanne. Senin söylediğin iş olacak iş değil. Bak babaanne. Aklın yolu birmiş. Bak çok biliyorsunuz, bu yaştan sonra çocuklardan alacağım aklı. Ama haklılar anne. Abbas'la bir oldunuz, Latif'in başını yaktınız. Ama ben hissediyorum, o kız senin başına çok dert açacak. Evcan, ne konuşsak konuyu allemedip kallemedip getiriyorsun, Meliha'ya bağlıyorsun yani. Sen de kalbi kırık gönderdin Deniz'i. Babaanne, Deniz biletini aldı ve gitmeye karar verdi. Benim bildiğim tek şey var, Zümrüt'ün hiçbir şeye üzülmesini istemiyorum artık. Aa, karım bir yana, dünya bir yana. Gerisi umurumda değil diyorsun yani. Babaanne, konu Deniz şu anda. Biz bir taşıyacağı ne bulacağız evet. Ama bu hiçbir zaman Deniz olmayacak. Bunu kafana sok artık. Buldum. İçeride. Arabayı çekmiş bir yere. Kuş gibi oturuyordu içinde. Ben bir konuşayım onunla. Yok, konuşmana gerek yok. Zaten yengemler yanında. Başka zaman konuşuruz. Bana da mı kızgın yoksa? Hayır canım, sana niye kızgın olsun?
Kendine kızgın. Böyle böyle büyüyecek işte. Darbeyi yiye yiye büyüyecek. Ama keşke ona bunu yapan benim kardeşim olmasaydı. Deniz bırakmış. Işığın hediyesi. Uğur getirdiğine inanıyor. Serhat, ben haksızlık mı ettim acaba? Yanlış bir şey mi yaptım? Asmet Hanım'ın tuzağına mı düştüm acaba? Zümrüt, sen yanlış bir şey yapmadın. Aksine doğru olanı yaptın sen, haklıydın. Çok korktum. Bu evde Deniz'in hamile olduğunu düşündüm. Üstelik bizim çocuğumuza. Düşünsene. Zümrüt, düşünme artık bunları. Bunların hiçbiri yaşanmayacak. Rahat ol sen. Nasıl rahat olayım ben Serhat? Azimet Hanım haklı belki de. Yani Deniz bile annemle Melia'nın yaptığını yapmadı bize. Benim asıl kızmam gereken kişi Deniz değil, Melia ile annemmiş meğerse. Zümrüt, artık kendini suçlama lütfen. Bak, her şey daha da iyi olacak. Gerçekten. Bak yüzüme. Çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok ki ortada. Baksana, bu konakta her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Şimdi Suhana'nın bebeğini konuşuyoruz. Her şey daha iyiye gidiyor, göreceksin. Yarın Yakup Bey'i de arayacağım, ben randevu alacağım. Belki bir kızımız olur. Tıpkı senin gibi. Yüzü de, kalbi de güzel bir kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.